أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Peygamber aleyhissalatü vesselam ve al ve ashabına selamlar olsun, selam olsun, rahmet etsin. Allah rahmet ettiği gibi biz de selam ediyoruz. Ve hizmet-i imaniye, Kur'aniyemizde de tevfikini refik eylesin. Niyetimize göre muamele eylesin. Kardeşler, Enfusi derse hoş geldiniz. Şu alar 73'te kaldık gibi geliyor bana. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hatırlayan var mı en son hangi şeyde kalmıştık? Dördüncü meselede mi yoksa altıncı mertebe-i nuri hasbiyede mi? Bilen var mı yani? Takip eden var mı? Ben şöyle tahmin ediyorum. Dördüncü mesele 73 şu alar. Dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir diye yine yani her şey acayip bu dünyada. Zıtlarla beraber Adem'le vücut, celal cemal, iman küfür, hak batıl hepsi karma bir alem. Bilmeyen çektiği azap, o azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. Şimdi kainatta bir adalet var, hak ve hakikat var, dün akşam okunmuştu. Ama alemi şahadette bir adaletsizlik de gözüküyor. Kur'an'ın nazarında alemi şahadet, alemi gaybla beraber olduğu için alemi şahadet, alemi gaybın suretidir. Hakikat insandır. Kanuniyet insandır. Hakikati alemi gayb cennettir. Cennet veya cehennemdir. Mahiyeti Allah'tadır. Esma sıfatlarındadır. Bu dünyada bu çok önemli. Olayları ahiretsiz yorumlanırsa kainattaki adalet, merhamet, inayet gibi gözükmez. Kainatta hikmet, adalet, inayet, rahmet varken o bir cüzü olan şu dünyada bu bir tamam ya olmuyor. Buranın adaletini, buranın merhametini, buranın inayetini anlatırken ahiretle beraber anlatıyor Üstad. Ahiretsiz buradaki icraatı, ahirette ahiretsiz buradaki merhameti, inayeti, hikmeti çözemezsin. Olmaz. Kur'an'ın nazarında insana hitap ederken suretini görünüş, bedensel hayat surettir. Hayatın suretidir. Görmek, işitmek, duygular, fikirler, yani hayat bunlar. Yani bedensel hayat. Bunlar hayatın suretidir. Hayatın kanuniyeti içsel alemdir. Hayatın hakikati ise, ona gireceğiz. Onun için mukaddeme yapıyorum. Hayatın hakikati ise Esma-i Hüsnalardır. Mahiyeti ise Hay İsmi Azam'dır. Neresine bakarsanız bakın külliyata, dünyayı ahiretle beraber götürüyor. Suretsiz hakikat vardır. Lef-i mahfuz, her şey vücuda gelmiyor. Ama var olanlar, şu var olanların, suretlerin hakikatları var. Yani sureti hakikatsız izah edilemez. Olmaz. Bu alemi şehadetin sureti
burası. Bunun kanuniyeti insandır. Kanuniyeti insandır. Hakikati darul ahirettir. Beraber anlatılıyor. Yani bu hayatın sonunda bir ahiret yoksa hayat anlamsızdır. Hiçbir değeri yoktur. Her şey zulümdür. Yani bu iştahı verecek ama cevabı vermeyecek. Gözü yaratacak ama gözükenler yok. Kulak verecek ama işitilecek şey yok. Bu zulümdür. İnsanda beka arzusu verecek, insanda bu var. Ebed arzusu verecek ama ebedi bir alem olmayacak. Kainatın şeceri hilkatin her tarafına adalet hükmedecek ama bu kalbi olan, kainatın kalbi olan alemi şehadet. Dikkat edin, ustad diyor ki, ustad böyle milim milim örüyor o halıyı. Şeceri hilkat demiyor 15. sözde. Kainatın kalbi dünyadır. Şeceri hilkatın kalbi insandır. Şimdi kainatı anlatırken dünyasız anlatmadığı gibi dünyayı da ahiretsiz anlatmıyor. Olmaz zaten. Gözükmüyor. Dün Allah razı olsun güzel dersti. Yani adaleti ahiretsiz olmuyor. Şimdi burada hayatımızda bir saadet, mutluluk arıyoruz. İkide bir sıkılıyoruz. Hayat iniş çıkışlarla dolu. Seyredebilenlere selam olsun. Kendisini kendisinde seyredebilene, kendisini kendisinde iz sürebilenlere, kendisini kendisiyle yorumlayabilenlere selam olsun. Adem ve vücut, iman ve küfürü bile insan seyrediyor kendi hayatında. Hatta Allah rahmet etsin Nadir abi, derdi ki Nadir abimiz, Hasan kardeş, tefekkürle kendi hayatındaki Allah'ın icraatını seyretme makamına geçiyorsun derdi. Yani Allah'ın bende şu anda icraatı. Herkeste farklı bir tecelli oluyor. Yani dinleyenlerde farklı bir anlam katıyor. Bu hep Allah yapıyor. Şimdi kendi hayatında şu anda hiç kimseyle meşgul değilim. Kimseyi bilmiyorum kimler var. Ben kendimle meşgulüm. İz takip ediyorum. Neler gelmiş ağzıma onu söylüyorum. Hiçbirisini ben hafızamdan, ruhumdan şunları sırayla koyamıyorum. Koyamam. Gelip gönderiliyor. Bununla şunu kastediyorum. Bu konuşmada sıralama, nefes almada, böbreklerde vesaire, maddi şeylerde methalim olmadığı gibi bir iradem, o zaman bu Allah'ın icraatını kendi hayatında kendisi seyredecek. Seyredecek böyle. Ha şimdi bir moda girdi. Bir burç sıkıntı. Aha keyif. Aha hayret. Aha muhabbet. Aha adavet. Aha vefa. Hep burç. Hep o yapıyor. Fark edersek. Bu akşam çok güzel olacak. Burada bir not var. Ben size göstermek istiyorum. Hatıra için söküp atmamışım. Görüyor musunuz abiler? Görmüşsünüzdür. O notu okumak isteyeyim size. Bende bir nottur. 1990'da yazılmış bir not. Bende merhamet etmek, şefkat etmek hisleri var. Bunlar Cenab-ı Hakk'ı tanımak için verilmiş. Yoksa azap çekmek için değil. 26 Mayıs 1990'da bir çocuğa rastlamıştım. Yetim acımıştım. İşte o acıma hissiyle Allah'ın acımasını, kulların nasıl acıdığını kemiklerime kadar hissetmiştim. Bana bu özelliği veren Allah, kendisinde İmam-ı Rabbani'nin ifadesiyle bütün mahlukatta, insanda ve canlılarda, ağaçlarda da var. En güzel hurmada gözüküyor.
Ağaç yavrusunu hisseder. Uzak yaparsanız kurur o ağaç. Hurma ağacı öyledir. Yavrusu yanında buyur. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, Allah'ın şefkati okyanuslar gibidir. Bir damlasını, okyanustan bir damlasını bütün mahlukata pay etmiş. 26 Mayıs 1990'da yetim çocuğun olmuşsa, anlatmıştım biraz ya, çok demek ki azap çekmişim. Meğer bunu azap çekmek için değilmiş, Allah'ın kullarına karşı muamelesinin nasıl olacağını kendimle bana onu tarif ediyordu. Yani azap çekeyim diye vermemiş bana onu. Onunla Allah bana nasıl bakıyor onu anlamak için vermiş. Dünyadaki bu hayatımın hakiki lezzeti ve saadeti nedir diye sordum. Yani bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. Bu hakiki lezzet ve saadet, hakiki. Yani hemen üzümü yedikten sonra üzüm ağzında lezzet var. Yuttum, yok. Lezzet gitti. Her şey böyle. Varken vardır, yokken yoktur. Ama hakiki bu değil yani. Hakikati bu değil. Hakikati nedir? Daimi olan, yani daimi olan ve devamlı yükselen hakiki lezzet daimi olan ama bir tebii olmayan, devamlı böyle basamak gibi yükselendir. Bu dünya ise üzümü yediriyor, bütün lezzetler böyle. Bitince tersine dönüyor. Mesela lezzet yok şimdi. Lezzet yok. Yuttum gene yok. İki yokluk arasında varlık. Dünya böyle. Yok. Yok. Vardı, yok gene. İkinci yokluk, yani yoktu, mahsus yapıyor. Bak yoktu, ağzımda yokluğu ortadan kaldırdı. Yok demek, Adem. Adem her, hayatın her safhasında var. Adem, ağzımda, vücut, yuttuktan sonraki yokluk, sudan önceki yokluğa benzemiyor. Daha acı. Çünkü tattırdı. Ahire insanın fıtratı böyle bir şey istemiyor. İşte bunu sordum diyor. Hayatımın hakiki lezzeti, saadeti nedir diye sordum. Kime sormuş? Canlı, ruhlu, şuurlu, akıllı olan ayete sormuş. Hasbunallah. Ve ni'mel vekil. Bu Kur'an'ın suretidir. Kur'an'ın sureti musaftır. Elimizdeki kitaptır. Kur'an'ın sureti. Kanuniyeti insandır. Hakikati kainat, şecere-i hilkattır. Mahiyeti kelam-ı ilahidir. İşte mahluk mudur, değil midir? Bu dört tane mertebe yöntemi Risale-i Nur'la bilinmese Kur'an mahluktur, değildir. Mahluk değilse tutuyoruz. Bu Kur'an mıdır? Musaftır. Şimdi burada surette hasbunallah ve ni'mel vekil farkı söyleyeyim. Mesela amasınız, doğuştan kör, hiç ayeti görmemişsin. Hasbunallah nasıl yazılıyor? Desem ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Sesim duydunuz. Sesimi duyma ile sesimle
ayetin şeklini hayal edebilir misin? Hayal edebilir misin? Er-Rahman sesiyle Er-Rahman yazısını hayal edemediğin gibi koku, suret hiç şekle benziyor mu? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Adres belli olsun diye. Adres. Bu adres. Adres de oturan başka, yani bizim elimizdeki kağıt değil yani. Adres başka bir şey. Oturan adam daha bambaşka bir şey. İşte adres. Hasbunallah ve ni'mel vekile müracaat ettim. Ayetine baktım. Gördüm ki bu hayatımın en saf lezzeti ve en halis saadeti imandadır dedi. Yani beni yaratan ve yaşatan, beni, bana benlik veren, ilk yaratan, devam ettiren, yaşatan bir Rabb-ı Rahim. Rabb-ı Rahman değil. Rabb-ı Rahim'in mahluku, masluğu ve memluku ve terbiye gerdesi ve nazar altında olmasına ve ona her vakit muhtaç bulunmasına ve o ise hem Rabbim hem ilahım hem bana karşı gayet merhametli şefkati bulunduğunu kat'i imanım. Burada durayım. Beni yaratan Rabb-ı Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Rahman, kafir mümin fark etmeden yaratan, acıyan, merhamet eden, rızıklandıran. Rahim, silah-ı rahim. Rahmanirrahim. Rahim, iman edenlere, onlara has tecelli eden. Ne demek? İçeriği ne demek rahim bu manada? Neye iman ettin sen? Allah'a. Neye iman ettin? Ahirete. Neye iman ettin? Meleklere. Onunla seni dünyada besleyen. Mesela kokuyu sürdün. Onunla besleniyorsun. Allah ile besleniyorsun. Allah gıdan. Marifetullah gıdan oluyor. Onun için Rabb-i Rahim'im. Böyle hep seçilmiş. Dedim ya dersin başında, o oltaya takılan yem gibi, misina biziz, yemde bu tabirler, gayba melekute atıyoruz. Bakalım ne gelecek, Allah ne verecek. Rabb-i Rahim'in mahlukun, masnunu, sanatı, memluku, terbiye gerdesi, nazar altında olmasına, ben bir yere gideceğim de onu okuyacağım oradan. Ona her vakit muhtaç bulunmasına, yani Allah'a muhtaç olmak ne kadar büyük bir nimettir. Yoksa acizlere muhtaç olacağız. Yani bir ilaca dayanacağız. Biraz da fazla nefes alalım diye derdimiz o olacak yani. Derde bak yani, biraz da fazla yaşasam. Ne olacak yani yaşasan? Abi fazla sevap alacağım. Cemaat zaten bunu yapacak. Nur talebesi diyor ustadımız. Kastamonu'da Zühd-i Abi'den söylüyor. Günah cihetiyle ölür, sevap cihetiyle yaşıyor. Yani ben ölsem şimdi sizden, sizin namazlarınızdan ben almayacak mıyım? Şimdi benden de alıyorsunuz. Demek ki doğru ahiretle beraber Allah ile bakıp, Allah ile dünya ve ahirete bakarsan o kadar şey güzel işliyor ki hiçbir sorun yok. Her şey kontrol altında. Dünya, ahiret, Allah'ın nazarı. 168 işaretleyeceğiz. Allah canibinden, dikkat et, bak Allah canibinden kudretin azameti altında bakarsan diyor. Her şey ne kadar mükemmel ya. Ama eksik gözükmesi, zulüm gözükmesi, yanlış gözükmesinin sebebi ahiretsiz dünyaya bakmaktan kaynaklanıyor. Ahiretsiz dünya izah edilemez. Niye? Ben niye ölüyorum ki? İzah et hadi bakalım. Niye hastalanıyorum? Hani merhametlerin en merhametlisiydi. Ben niye ölüyorum? Ben toprağa niye giriyorum? Merhametlerin en merhametlisiydi. Hadi izah et. Olmaz bu. Yok, zaten anlamı yok.
Ona her vakit muhtaç. Yoksa kendi ihtiyaçlarımı kendim giderim. Beka istiyorum. Ne fanilere tutulmuşum. Fanilere tutulmuşum. Bekamı devam ettirmek için bir gün daha, bir saat daha. Ona her vakit muhtaç bulunmasına ne kadar güzel, iman yapıyor bunu. Ve o ise hem Rabbim beni terbiye ediyor, yöntem gösteriyor, şüphelerden, tereddütlerden kurtarıyor. Hem ilahım, kulenzu bir Rabbin naz, melikin naz, ilahi naz. Yani bu şeyde de var bu. Kabe'nin içinde vardı ya, Menat, Lat, Uzza. Geçen bahsedilmişti. Yani Rab, terbiye eden. Mesela Lat, ilah demek. Menat, para. Uzza, güç. Aziz eden seni şey. Aynı. Hem bana karşı gayet merhametli, şefkati bulunduğuna, bana karşı gayet merhametli ve şefkatli. Merhametli, şefkatli. Ama benim küçük aklım anlayamıyor tabii yani. Mesela çocuk her istediğini vermek, çocuk zannediyor ki bu merhamettir. Bu merhamettir zannediyor. Kirbiti elinden almak, bıçağı elinden almak, giderken uçurma dolu tutmak. Çocuk ağlıyor değil mi? Beni niye aldın diye. Bu şefkatten alıyoruz. Ama çocuk nasıl değerlendirir? Çocuk bana zulmediyor diye. Onun için zaten ağlıyor. Şefkatli bulunduğuna katı imanım. Öyle kafi ve vafi. Yani kafi, vafi nedir abiler? Böyle şey olan var mı? Kafi, tamam yani Allah beni doyuruyor imanla. Vafi de var bir de. Vafi neymiş abiler? Ruh seviyesi olabilir mi abi? Başka? Dursun o zaman. Aman tika. Kafi ve vafi ve elemsiz ve daimi bir lezzet ve saadettir. Hangisi? İman. İmanın içerisinde ne? Sistem. Allah'a devamlı ihtiyaç hissetmek. Allah'a devamlı ihtiyaç hissetmek. Böyle bulunmak. Rus para birimi nedir? Evet. Çok güzel. Fıtrata muvafık. Evet. Yani o da. Şimdi Rus parasının birimi menat mıdır? Bak Arabistan'daki o Kabe'nin içerisindeki Lat, Uzza, Menat, o illa o şekle puta değil, onların tanımladığı güce dayanıyorlardı. Mesela para, kağıt gibi bir şey, onun tanımladığı güç. Yani Uzza, aziz. Şimdi de var zaten. Herkes ciddine sahip çıkıyor. Sisi Mısır'daki firavunları çıkartıp dedesi ya, daha güzel bir mekana götürmüş. Siz daha güzel şey layıksınız. Nemli memli değil ya. İşte vefa bu. Kafi ve vafi. Bak o nasıl vefa? Vafi, vefa. Vefa. İmanın kıvamıdır der Mevlana. Hayatımda en çok sevdiğim kavramlardan bir tanesi, farkındasınız takip edenler. Vefayı çok seviyorum.
ve dostlarınızı, eşinizi, kardeşinizi iki şeye çabuk ve ucuza sakın satmayın. Vefa, vafi, o kafi. Lugata bakarsan kafi yani doyuran, fıtratına uygun ama bu işte vefa. Şimdi insanın konu neydi başlık? Dünyada hayatımın saadeti, lezzeti arıyorum. Hasbunallah'a başvurdum. O da beni yaratan ve yaşatan, beni idare eden zat bu ihtiyacıma bir cevap verdi dedi. İmanı koydu. İman koydu ama imanda bir açlık koydu. Aç, devamlı Rabbe karşı, ilaha karşı melik, malik, malik olduklarımızla beraber ona ihtiyaç hissetmek. Devamlı. Devamlı Allah'a ihtiyaç hissetmek. İhtiyaçta olmak. Allah bize kafi, Allah vafi. Yani fıtratımın cevabı odur, devam ettiren de odur, vafi. O devam ettirebilir. Hasan abi, bir bu kafi ve vafi meselesiyle ilgili bir ara ben bir bakmıştım. Nazm-ı Mani'den yani kalp kafi, vafide de ruha denk bir kelime. Doğru. Doğru abi. Zaten Mevlan öyle diyor. Ruhun kemalidir diyor vefa. Yani ruhsal, ruhsaldır o. Yani iman zaten kalptedir. Kafi ve vafi. Sonra elemsiz ve daimi. Yani lezzeti veriyor. Ama mesela bu yaptık ya bunun gibi. Yuttuktan sonra kaybolmuyor. Merdiven gibi devamlı yükseliyor. Bak daimi lezzet ve saadettir. Mesela geçen sıkıldım. İnsan sıkıldı. Gece bizi burayı bilen tepecikteyim ben, Büyükçekmece'deyim. Nadir abinin odası hala boş. Hala kimselini dokunamıyor. Mamaları bile duruyor. Özel malzemeleri hep duruyor. Hiç dokunulmamış. Sıkıldım. Eskide yaptığım gibi inerdim. Ben 4. kattayım, o 3'te. İndim, selam verdim Nadir abiye. Nadir abi dedim ya. Vefat etmiş ya. Çok tuhaftır. Odasından bakınca mezarlık gözüküyor, yattığı yer. Dedim ki, Nadir abi ya, hiç selam vermezsin, hal hatır sormazsın, ziyaret etmezsin. Aç mısın Hasan kardeş, açıkta mısın demezsin. Ya niye böyle bizi unuttun dedi. Hem sevindim hem hüzünlendim. Allah Allah, seni de bekliyoruz. Yani bu saadet bambaşka ya. İman işte. Daimi lezzetli saadettir ki tarif edilemez, edilmez. Bu yaşanır. Yaşanan şeydir zaten. Abi, şey diyebilir miyiz? Buyur. İnci ya baki entel baki, inci ya baki entel baki. Çok güzel. Yani içini her şekilde doldurabilirsiniz ama vafi üst taraftır. Mesela kafi desen, mertebeti akıl desen, vafi kalptir. Kalbe kafi desen, Allah ki konu burada o, vafi de ruhtur. Kafi ruha Allah desen, vafi enedir. Yani yukarı böyle, kafi ve vafi yani kemal hali doyuruyor. Allah bize yeter. O zaman o bütün ihtiyaçlarıma da devamlı ettiren de o. Yani cevap veren o. Bu tarif edilemez diyor. Ne dedi? Lezzet, saadettir ki tarif edilmez. Ve elhamdülillahi ala nimetil iman. Ne kadar yerindedir diye ayetten fehmetti. Bu
Şeyde de geçiyor, hatırlar mısınız? 26. Lema'da çok korkunç bir portre çiziyor. Ermeniler Van'ı işgal ettikleri zaman Müslümanların mahallesini yakıp yıkmışlardı. Katletmişlerdi çoluk çocuğu, canlı canlı yakmışlardı. Onu anlatan yerde Ustad sayfa 251'de şey söylüyor. Elhamdülillahi ala nuril imani musavvir dareyni memluteyni memlueteyni minne nimeti ve rahmeti li kulli mu'minin hakkan yestefidu minhuma bi havasihin kesiretin munkeşifetin bi izni halikihi. Yani dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyetle inkişaf ve inbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle iman eldir. İslam eldir. Nuru iman ve İslamiyetle inkişaf ve inbisat etmiş bütün hassaları, yani imanın içerisinde bulunan hassa, özellikler ellerdir. Ne yaparmış bu? Hani Allah'a iman ettik, onunla besleniyor işte, bunlardan çıkartıyorum. Hassalarının elleriyle o iki muazzam sofradan, hangi sofradan? Dünya ve ahiret sofrasından istifadeyi temin eden ve gösteren nuru iman nimetinin mukabiline, o imanı bana veren Halik'ıma bütün zerrat-ı vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimeyi yapar, elbette dar-ı bekada, madem dünyada iman bizi kardeş etmiş, birbirimizi Allah için seviyoruz, eminiz. Ve hadiseleri Allah ile yorumluyoruz, imanla lezzet alıyoruz. Alıyor muyuz? Diyor ki, madem iman bu alemde bu tesirat-ı azime yapıyor, İman madem bu dünyada bizi farklı yapıyor, elbette birisi sesi açmış abisi, bir şey mi soracak yoksa kapatsın sesi. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimin yapıyor, yani iman kelamından, simasından, sesinden, haletinden, fikrinden, sahipliliğine kadar bu kadar farklı şeyler bu dünyada böyle ise iman, elbette dar-ı bekada öyle semerat ve fuyuzatı olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar ihata edilmez ve tarif edilmez. Ama kör olası cehalet ve nefis ve şeytan sureti kabirle, mezarlıkla, toprakla bizi yaralıyor. O kadar yani. Şimdi diyor ki bak, elhamdülillahi ala nurul iman. Allah Allah. Elhamdülillahi ala nuri imani musavvir illedel. Lidareyni memlueteyni. Yani iman dareyn, yani hem dünya hem ahirete nimetlerle doldurmuş. Allah Allah. İman dünyada böyle tesirat azmesi varsa, sureti ya, imanın sureti bu. Acaba hakikati ne olacak? Çok şükür. Zaten burada ne diyor? Diyor ki, imanım öyle kafi ve vafi. İman bize o kadar kafi ve vafi ki iman bize. Ne yapar? Elemsiz. Daimi bir lezzet ve saadettir iman. Tarif edilmez. Ve buna diyor ki, elhamdülillahi ala nimetil iman. İman nimetine hamd ediyor. Ne kadar yerindedir diye ayetten fehm ettim. Ayetten fehm ettim, ayetten süzdüm demek. Yani anladım değil bu. Fehm etmek, süzmek.
Süzgeçtir fehim, muhakematten. İşte hayatın hakikatına, iki, hayatın hukukuna, üç, hayatın vazifelerine, dört, hayatın manevi lezzetine ait olan bu dört mesele gösterdiler ki, yani hayatın hakikati, hayatın hukuku, hayatın vazifeleri, hayatın manevi lezzetine ait olan bu dört meseleyi gösterdiler ki, çok acayip, şimdi bir yere geliyorum, sonra bir lemalara atıp yapacağım. Hayat, zatı baki hayu kayma baktıkça, bakın, baki hayu kayım değil, zat. Zat olunca, yani mesela zat hayu kayım, bunun ifade ettiği mana, hayu kayımın ifade ettiği mana aynı değil. Başına zat gelirse, artık o sıfattan da çıktı. Mesela zat-ı zülcelal, zat-ı Cenab-ı Hak, zat-ı hayu kayyum, şuunat-ı zatiye ve mahiyet-i zatiye bakıyor. Oraya bakıyor. Şöyle dese, hayu kayyum, Cenab-ı Hak dese, sıfattan aşağı oluyor. Hayat o kadar ismazan ki, zata bakıyor, sıfata değil. Kendisi esma, şeye, sıfattır. Ama aynadarlığı yukarıyadır. Zat, bak, hayat, zatı baki hayu kayyuma baktıkça ve iman dahi hayata hayat. İman hayata hayat. Hayat okuyacağım. Hayatı bilmiyoruz ki. İman neymiş? İman hayata hayat. İman dahi hayata hayat ve hayata iman ruh oldukça hem beka bulur hem baki meyveler verir. Hayat nedir? Kapıyı kapatır mısın abi? Merdiven, o kapıyı. Benim kapımı da kapa bir zahmet. Evet. Şimdi iman hayata hayat. Hayat, sakın ha. Hayat bu bedensel konuşmalar, duymalar, yemeler, içmeler, yaşamalar. Bu hayatın hep sureti. Hayatın sureti. Hayatın kanuneti içseldir. Hayatın hakikati inne darul ahireti leyyel heyvan. Orası. Mahiyeti de hay sıfatı. Şimdi iman bu dünyada, ya biz kendi yaşadığımızı söyleyelim. İman böyle, ya Nadir abi ne yapıyorsun ya? Hiç arayıp sormuyorsun. Oysa bir haftadan beri gömülmüş. Ya diyor, halka dersteyim. İman böyle gösterirse. Korona oldun, hasta oldun. Eskiden bir en ufak öksürsen acile giderken, en ufak bir şeyle hayatını koruyamamaktan gelen o haletler olurken, çöküntüler olurken, iman seni tutuyor. Bak bu dünyada haşa, haşa, haşa. Ahiret olmasa bile iman bu dünyada ne kadar büyük nimet. Yiyoruz yani onu, kullanıyoruz onu, ona biniyoruz. İman hayata hayat olursa, iman hayatımıza ruh olursa, hem beka bulur, hem baki meyveler verir, hem bu dünyada rahat ediyoruz. Yani kendine vücut rengini vermiyorsun. Yani bir şey olduğu zaman zaten böyle olacaktı canım. Ölüm sekeratı, hastalıklar yönü. Zaten terhis olacağız kardeşim. Yani terhis olacağız. Gelmeyecek mi? Gelecek. Merak da ediyorum. Azrail aleyhisselam nasıl gelecek? Gelecek bir abinin simasında, bir kitabın suretinde veya bir ders halkasında böyle bir göreceksin orada yani. Bu iman böyle gösteriyor. Paşa, diyelim ki böyle olmayacak. Böyle yaşıyorsam ne kaybım var yani? İman işte hayata hayat, iman hayata ruh oldukça beka bulur, baki meyveler verir, dünyada rahat yaşatır. Hem öyle yükseklenir ki sermediyet cilvesini alır.
Sermediyet ne demek? Bunu bir şey kul huvallahu ehad Allahu samet samet. Samet Samet aynası olmak diyor insan penceresinde kolay iş değildir. Mesela Ramazan Risalesi'ndeki ile misal vereyim. Allah haşa yemez içmez cinsellik ihtiyacı yoktur. Bunu güzel ayna olabilmek için Ramazan şey yapmış Cenab-ı Hak. Hayatımızda Allah yeme, içme, cinsellik, bedensellik, şunlar bunlar, keyfi maşelik şey yok. Hikmetle hareket ediyor, böyle bütünsellikle hareket ediyor. Bunu nasıl anlardık? Oruçta anlıyoruz. He, oruç samedi iyi tanımlıyor. İşte insan imanla hayatına hayat, hayatına ruh olursa baki buluyor, ademe gitmiyor, beka baki meyveler veriyor. Hem hayatın kalitesi yükseliyor, sonra sermediyet cilvesini alıyor. Yani 26 Mayıs 1990'da bir not koydum ya buraya, şuraya. Koy ne kadar şey olmuşum ki koymuşum, hatıra için yapmıyorum. Ha, orada ne demişim? Şefkat, ifrat-ı şefkat, marazi ruhi, sakami kalbidir der. 77. sayfa Kastamonu'da. Yani şefkatin ifratı hem kendine hem çoluk çocuğuna sakami kalbi marazi ruhidir. Ne yapıyor peki o şefkatı bir iman? Diyor ki bak bu şefkatla azap çekesin diye değil. Hayatını tanzim edesin. Allah'ın Rahim ismine şefkatini nasıl kullarına olduğunu anlamak için senin nasıl şefkat yapıyorsun ya, ha verileni kullanıyorsun. Sana bu şefkat verilmiş, kullanıyorsun. Vay, bak zulüm yapabiliyor musun? Şefkatli bir şey. Yapamıyorsun. Hakkını yiyor musun? Tam tersine hakkımdan vazgeçiyorum. Mesela pazar günkü derste Gafur'a dedim ki, Gafur çocuğun olduktan sonra senin isteğin var mı? Yok abi. Senin bir şeyin var mı? Yok. Niye? Artık senin isteğin bitti. Çocukların isteği isteğin olmuş. Hayatı hayatımız olmuş. Biz oho elemde çekeriz. İstek yok artık. Onlara göre yaşıyoruz. Yani kim yapıyor? Niye gavurda bu yok? İmandan gelen şefkat yok ki. Ha, bu şefkat Allah'ın müminlere nasıl davranacağının cilvesi, ipucunu söylüyor. Nerede söylüyor bunu? Hatırlarsınız hem 19. sözde hem 19. mektupta Allah'ın kullarına karşı davranışı peygamberin ümmetine karşı davranışı gibi olacak diyor. Timsali rahmeti bir tane de diyordu. Peygamberimizin davranışı Allah'ın misali o mektubatı açan olursa bak diyor ki Allah'ın kullarına karşı peygamberin misali rahmeti bir de timsali şey diyor. Yani onunla bize diyor ki bak ben size nasılının nasılım, nasıl olacağım ahirette? Peygamberin ümmetine karşı böyle davranışı. Peygamberin ümmetine karşı ben anlayamadım. Senin çocuğuna, kızına, hayvanlara yaptığın şu şefkat var ya, ha bu Allah verdi. Bu Allah'ın şefkatinin karşısında senin şefkatin seni alana kadar acıyor. Sen çocuğuna, kızına acımanın bir damla olsa, öyle de değil. Bir damla bütün insanlara, bütün hayatlılara verilmiş damla. O damlanın okyanusu gibi Allah'ın. Onu anlamak için verilmiş. Yoksa azap çekesin diye verilmemiş. Daha ömrün kısa ve uzunluğuna bakmaz. Yani bir an, çok an, öyle bir şey yok diye bu ayetten dersimi aldım. Ve niyet ve tasavvur ve hayalce dersimi aldım. Bir, niyet. Kalptedir niyet. Misali muhabbeti, timsali rahmeti. Evet. Onu
açayım, okuyayım. Eren kardeş gönderdi. Teşekkür ederim. Misali muhabbet. Muhabbetin misali. Allah'ın kullarına karşı misal isterim. Resulullah'ın ümmetine karşı muhabbet misali. Başka Allah nasıl rahmet edecek? Rahmeti timsali. Timsali rahmeti. Böyle olacak. Bu insana Mektubat 199 arkadaşlar. Allah Allah. Misali muhabbet, bir timsali rahmet. Cümle böyle geçmiyor da onu almış koymuş. Mektubat da böyle. Çok şükür. Elhamdülillah. Diye bu ayetten dersimi aldım. Hangi ayetten almış? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Niye? Ve tasavvur ve hayalce bütün hayatların ve zihayatların namına hasbunallah ve ni'mel vekil dedim. Şimdi buradan bir mukaddeme yapacaktım ama dersi bununla bitirmiş zaten. 7 dakikası kaldı ama hayatın ne olduğunu bilmiyoruz. Sanki biliyormuş gibi üzerine bina ettik. Hepimiz nur talebesiyiz, okumuşuz da. Hayatı anlatan bu 30. lemada fakat kısaca sözlerde 11. sözde hayatın hakikati, mahiyeti, hukuku anlatıyor ya. Oradan bir tanesiyle okuyayım keseyim. Çünkü iki bilinmeyen şeyin üzerine bina etti. Bir iman, hayatın hayatı. Hayatı bilmiyoruz ama bildiğim şu, yeme, içme, bedensel bu sureti. Daha kanuniyeti ise içsel huzur. Mesela şu derste huzur. Hayatın kanuniyetinden. Şimdi hayatın şurada kaç tanesini okuyayım. Diyor ki on birinci sözden sayfa 128. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali şudur. Bunu okuyorum, kesiyorum. Şu kadar bir şey zaten. Merak etmeyin, fazla açmayacağım. Hayatının mahiyeti neymiş? Bizde duruyor. Bir, Esma-i İlahiye'ye ait garaybin filistesi. Garaybin filistesi yani şimdi hayat bizde ya. Şimdi bir kitap var. Şu kitap. Burada Filist'i var. Görüyor musunuz? Filist. Şu kadar bir Filist. Arkadaşlar, şu kadar sözleri gösteriyorum. Bu Filist. Bir de bunu düşün. Hayatın içeriklerinin Filistesi şu anda bizim şahit olduklarımız. Filist bu ise. Kanuniyeti, hakikati, mahiyeti nedir sen düşün diyor. Şu anda hayatın cilve, cemal, nakış, sanatı, bedensel hayat, iç huzur, hep hayatın bu kanuniyeti, mahiyetinin filistesi yani. Filistesi böyle. Bir, Esma-i İlahiye'ye ait garaybin filistesi bizdeki hayat. İki, şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası. Şuun, şuunatı zatı değil. Allah'ın bu kainattaki tasarrufu nasıl yapıyor? Allah nihayetsiz işleri tek iş gibi her şeyi bir şeyin imdadına gönderiyor. Her şeyle bir şey yapıyor. Her şeyi bir şeyle, bir şeyi de her şeyle yapıyor. Nasıl yapıyor? Senin hayatında bir hücre, gözdeki bir hücre, her an karaciğer, böbrekteki bir
Hepsi karaciğerle, böbrekte 200 trilyona yakın hücre ve onların vazifesi senin tek hücreye bakıyor. Bütünlük, teke, tek de bütüne bakıyor. Vücudumuzda böyle. Bu Allah'ın kainattaki tasarrufu anlamak için sana bu hayatı verilmiş. Bedendeki hayat, kainattaki Allah'ın işlerini anlamak için. Bu neymiş? Şuun. Ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası. Hayatın vücudumuzdaki tasarrufu şuun. Ama hayatın içsel, dima, kalp, ruh, hafi, ahva vesaire hissiyatlar, latifeler, duygular, iradeler, ihtiyarlar, tasavvurlar, taakkullar, izanlar, iltizamlar. Bunlar da peki nedir? Allah'ın bütün o kainatı, şeceri, hilkatı böyle hepsini bütünsel nasıl tutuyor sıfat-ı ilahiye? Onun mikyasıymış. Kendinden mikyas et, kıyas et. Allah'ın kainattaki tasarrufu, hayatımın bendeki tasarrufu gibi. Allah'ın bu alemi değil, bütün alemleri, gayb, melekut, şehadet, mülk, hepsini bütünsel nasıl şey yapıyor, yönetiyor? Yani her şeyi bir şeye, bir şeyde her şeye baktırarak, bu işte hayatın, hayatını anlarsın. Hem kainattaki alemlerin bir mizanı. Kainattaki alemler, cennet, cehennem, celal, cemali, mizanı. Mizan. Tartısı, tartıyor. Cennet nasıl? Vallahi onun küçük bir cilvesi, 70 bin perdeden geçmiş bir hali bende. İman böyleyse, orası nasıl acaba ya? Ya. Mesela bazen bunu aldığım zaman, uff. Yani imansızı anla diyor şimdi. İmansız, yani sıkıntı onu da tanımlamaz ama ya bu nasıl yaşıyorlar? İptal hisnevinden de. Bu niçin söyledim? Celal ve cemal, cennet, cehennemin, bütün o alemlerin, 18 bin alemin tartısı, tartan hayat. Tartan, kendisine şahit olan, tanımlanan. Kendisiyle kendisine şahit olan insan. Hem bu alemi kebirin bir listesi. Alemi kebirin mesela yemek listesi gibi. Frist değil bu. Liste. Hem şu kainatın bir haritası. Kalp. Kalpteki hayat ha. Ruhtaki hayat değil. Kalp nedir? Kalp harita. Allah ne yaratmışsa hepsini seyredersin burada. Bir yere gitmene gerek yok. Burada her şey seyrediliyormuş. Açılırsa. Kazanımlar zihinde oluyor. Harita, kalp. Hepsi harita. Bu kalpteki hayat demek ki kainatın bir haritası. Kalp arştır ya. Arştan aşağı. Harita, kalp. Bunu mesela kendin fark edersin. Nasıl fark edersin? Mesela celal, kabz, bast. Kabz, celal, cehennem. Ha? Bak işte panik atak, depresyon, buhran, bunalım. Yani bu nedir? 70 bin perdeden geçmiş celali, cehennem. Celalin azami tecelli ettiği yer cehennem. Onun 70 bin perdeden geçmiş hali Kastamonu 8. sayfada intibahiline Allah bizi terakki ettirmek vaydi kıyası olsun diye sıkıyor. Ha Celal. Sıkıldım. Tabii ki sıkılacaksın. 9 tane dişi düşmüş bir gecede ustadın sıkıntıdan. Sen de sıkılacaksın, ben de sıkılacağım. Nadir abi neredesin ya? Sıkıldım ya. Sıkılacaksın. Bu dünya. Dünya böyle. Emir'den de bir yer hatırladım da. Şimdi neyse okumayayım. Şu kainatın haritası. Hayat. Kalpteki hayat ha. Hayat dimada. Hayat vicdanda ayrı. Hayat kalpte ayrı. Hayat da ayrı. Hayat ene de ayrı.
farklı hayat. Hayat şu Kitab-ı Ekber'in bir fezlekesi. Fezleke nedir abiler? Fezleke. Fezleke vermişlerdi askerde diyor. Fezleke nedir? Şey yapın bakalım. Çalışın bakalım. Fezleke. Hayat Kitab-ı Ekber'in bir fezlekesi. Hem kudretin gizli definelerini açan, açacak bir anahtar külçesi. Anahtar külçe, anahtarım yok. Anahtarlık var ya böyle yuvarlak bir şey. Buna anahtarlar takılıyor böyle. Külçe. Böyle şak şak şak. İşte bu hayat külçeymiş. Neyin külçesi? Kudretin yarattığı ya öteki alemde, kainatla. Kainatta neler yaratmış Allah? Hazineler. Onları açacak anahtarlar var bizde. Onları bir araya toplayan bu anahtarlık külçeymiş. Bizim hayat o alemlerinin anahtarları hayatımıza takılmış. Allah Allah. Hem mevcudata serpilen ve efkata takılan haşa eğer hakiki lezzet olan iman çıkmasa çok düşük şeyler gerçek, çok yüksek şeylerin gerçek değil. Yani fezdeke neyse götürecek bizi. Hem mevcudata serpilen ve efkata vakitlere takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir. Mesela hayat özdür, lüptür. Duygular, fikirler, hissiyatlar, hareketler arazdır. Onunla yapılmıştır. Sonra işte mahiyeti hayatın bunlar gibi emirlerdir. Sonra hayatın sırrı hakikatini anlatıyor. Hayatın suretini ve tarzı vazifesini anlatıyor. Allah inşallah nasip ederse çok istiyorum. Şunu istiyorum. Beraber Allah nasip ettirirse hayatın 26 hassası var. Göstereyim size. Onu beraber okumak istiyorum sizinle. Bir gün Cenab-ı Hak bizi muvaffak eder. Çok istiyorum ama bir türlü muvaffak olamadım. Hatta belki şurada abiler. Hayat burada anlatıyor. Ta öteki sayfaya kadar, şuraya kadar. Hatırladığım kadarıyla 26 hassa mı diyor? 29. 29 hassa varmış. Yani bunu okuma, bu hayat burada. Hayat nedir? Bak, hayat. Allah Allah. Hayat şu kainatın en emniyetli gayesi vesaire. Çok acayip. Daha işimiz çok ama dünyada başlayalım ki ahirette de kaldığımız yerden baş harfle devam edelim. Öyledir. Dünyadan kopuk bir hayat değil orası. Bu dünyadaki bütün davranışlarımız, yani yaşantılar, giriçeli fikir, giriçeli vicdanda his, duyguda, kalpte duygu, ruhta latife. Bunların bütünselliği çalıştığı kadar çekirdek oluyor. Çekirdek hayatı, şu anda çekirdek oluyoruz. Şu anda çekirdek hayatı yaşıyoruz. Ahirette inşallah ağaç olacağız. Bunlar devam edecek. Ama burada başlamak şartıyla. Burada başlamak şartıyla. İnşallah gecemiz mübarek olsun. Allah o hayatı da ve hakkıyla anlamayı da nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Beşeriyetimizin iktiza. Ya Rabbi, peygamberin hatırlattığı için, peygamberin söylediği için aleyhissalatü vesselam ısrar edin. İsrar edin, alameti makbul, yani duanın makbuliyetine sebeptir. Ya Rabbi,
Beşeriyetimi bunu ısrar ediyoruz. Ya Rabbi, beşeriyetim kardeşlerle beraber. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı ikramın, ihsanın, lütfun ve keremin olan hizmet imaniye, Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi alemin. Tanımlamaya, tarif etmeye ve ifade etmekten bile imtina ettiğimiz, sıkıldığımız ve rahatsız olduğumuz günahlarımız var Allah'ım. Dile getiremiyoruz, sen biliyorsun. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına, Musa Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'ın senin makam, senin yanındaki hakikat hatırına, o günahlarımızı yübedilullah seyyatım hasene sırrına mazhar ederek, af-ı mağferle ve gafar ismin ve keremin, lütfun ve ihsanın yüzü sürmetini onları affeyle ya Rabbi. Onlarla bizi yüzleştirme, onları karşımıza çıkarttırma ya Rabbi. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de bizi daim kayım sayım eyle ve kim usul ve furularımızdan, dostlarımızdan, bizim sevdiklerimizden, anne, baba, evladı ya kimler varsa ahirete göç etmiş. Ya Rabbi, bu akşam bu dersleri onlara enis ve yoldaş eyle, kabirlerin cennet bahçesi mübahçe eyle, arkamızdan da böyle bize dua edecek kardeşleri nasip eyle. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tema selavat. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Geceniz mübarek olsun sevgili abiler. Bakayım soru var mı? 3 tane bir şey var diye. Efendim. Allah razı olsun. Evet. İnşallah yarın ne? Yarın perşembe. Ya ben olurum derste. Ya Ömer kardeş olur. İnşallah başka bir derste tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.